Evet sevgili seyirciler, devre arası transfer sezonunda dünya futbolunda ard arda bombalar patlarken maalesef bizim içimizde hiçbir şey patlamıyor. Evet, transfer çalımları, menajer yorumları bitmez, dolapta pekmez, yala yala bitmez. Stüdyomuzda Hayat Spor'un başkanı, Hayati Başkan var. Birazdan ona söz vereceğiz ama önce bizim yeni sponsorumuzun bir tanıtım filmi var. Onu izleyelim. Reklamlar. Prens tavuk, prens tavuk, gel sen tavuk. Prens tavuk, prens tavuk, organik tavuk, bık bık. Ya bu nedir ya? Allah aşkına ben bunu yapmak istemiyorum. Vallahi daha yapmam bunu. Ayıp ya. Ya kardeşim git o zaman ya. Reklam veren 10 dakikada istiyor ya. Git o zaman ya, git tamam ya. Tamam ya, sen de hemen kızıyorsun. Başkanım, nasıl, yakışmış mı? Gezen tavuk, bilen tavuk, gezen tavuk. Nasıl? Bu kim ya? Bilal ya ben. Hatırlamadım, eski süper yıldız. Çıkaramadım. Çıkarsan şaşardım zaten. Anladık Burak, tamam ya. Bilal ya, Bilal. Bak pilav gibi düşün. P'yi ben yap, V'yi de L yap, Bilal. Anladık Burak. Evet, başkanım. Uçaktan iner inmez ayağının tozuyla, yanağındaki rujla stüdyoya geldin Ukrayna'dan. Ruj mu kalmış la burada? Başkanım, Kereşenko transferi için gittin Ukraynalara. Fakat talihsizlikler peşini bırakmadı. Neler yaşandı orada başkanım? Sorma Fikriye, sorma. Ukrayna'da gerçekten çok zor günler geçirdik transfer ekibi olarak. Orada bir transfer mafyası gibi bir oluşumun içine düştük. Canımızı zor kurtardı diyebilirim. Biz transfer yapalım derken az kalsın böbreğimizi transfer ediyorlardı. Çok şükür kurtulduk. Darp edildik, gasp edildik, acılar yaşadık. Acı vatan Ukrayna diyorum buradan. Başkanım zaten ceketinizdeki kan lekelerinden de belli oluyor. Ne kan lekesi ya? Ruj lekesi değil mi? Değil kardeşim, değil. Ben Ukrayna'da ölümle dudak dudağa kaldım ya. Burun buruna. Burun buruna kaldım, ben ölümle burun buruna kaldım. Eğer bunu Habib'e alacaksanız ben şu anda buradan kalkıp gitmek istiyorum. Rica ediyorum ya. Başkanım sen Benjamin'i bırak, boş ver ya. Benjamin ne Allah aşkına ya? Bari uyruğumu tuttur be adam. Başkanım, yaşadığın onca şeyden sonra uçaktan iner inmez geldin, 3 tane futbolcunun transferini, evet, gerçekleştirdin. Yerli bu, bunlar, evet. Çok önemli bir olaydı. Takıma can suyu oldular. Merak ediyoruz bu 3 oyuncu kimdir başkanım? Vallahi ben bu 3 oyuncuya da gerçekten çok güveniyorum. Ve buradan şu kadarını söyleyebilirim ki bu ülke çok yakında bu üçlüyü konuşacak diyebilirim yani. Çok güzel başkanım. Zaten birazdan da İsmail hocama bağlanacağız. O oyuncular bugün takımla beraber idmana çıktılar. Evet, Mustafa, Mustafa. İsmail Hoca mı yanında? Evet Fikri abi, şu an yanımda Hayat Spor'un teknik direktörü İsmail Hoca var. Hocam hoş geldiniz. İsmail Hocam, iyi akşamlar. Yanınızdakiler teknik heyet mi? İhtiyar heyeti. Tanıştırayım. Bahadır Emice, Kudret Emice, İbrahim Emice. Başkanım bunlar nasıl transfer ya? Ya sen öyle göründüklerine bakma ya. Bunların hepsi çok eski milli futbolcu. Bunlar şu anda patlamaya hazır bir volkan gibi bekliyor. Yanardağ gibi bekliyor bunlar şu anda. Ya bunlardan olsa olsa sönmüş volkan olur. Anlamadım. Hani volkan patlar, bam. Sonra da yeter patladığım söner. Su dolar, Allah belanızı. Ya. Evet, evet.
Evet Fikri abi, evet Fikri abi. Şu anda yapılan 3 dev transfer burada yanımızda. İlk önce ben golcü Bahadır'a, Bahadır amcaya dönmek istiyorum. Bahadır amca neler söyleyeceksin? Ay başı sen açmış, yaz mı gelecek? Bugün bu sevdadan vaz mı geçecek? Başkanım bu şarkı söylüyor ya. Çok güzel söylüyor ama değil mi? Ha? Bahadır amca! Ha! Büyüksün büyük! Başkanım, bak göreceksiniz Bahadır amca takımı ayağa kaldıracak. Ya bu var ya bir kafa toplarına çıkışı var. Bir röveşataya çıkışı var anlatamam. Tabutta röveşata. Ya takımı ayakta tutacak adam bak sonsuz ayakta duramıyor. Başkanım bu nedir? Ya başkanım bu hoca bize taktı ya. Hayret bir şey. Başkanım siz hiç merak etmeyin. Ben son nefesime kadar bu takım için çarpışacağım andışerim. Bir haftaya kadar değilsin yani. Buradan ben başkana soruyorum. Sen bize Krasenko'yu almaya Ukrayna'ya gittin. O kadar da sana transfer parası cebine koyduk. Gittin. 3 tane bu abilerle, amcalarla, dedelerle geldin. Nereye gitti bu paralar? Bunların hesabını buradan bize ver diyorum ben artık. La bu adamlar aç, aç hoca. Bu adamlar aç. Eski başarılarını aç ya. Allah Allah. Bunlar eski günlerine dönmek isteyen hırslı adamlar. Ya bunlar artık ancak toprağa döner. Neyse ben şurada bir şey sormak istiyorum müsaadenle Fikri abi. İsmail hocam Bahri de bir şey sormak istiyor. Bahri'ni Allah aşkına Bilal diyorum ya. Bahri deyip duruyorsun. B de bakayım. B. İyi de. İyi. Hadi bir de L. L. Bir de A. A. Bir de L. L. Oku bakayım. Bir ol. Yok Behice. Tamam Behice. Evet. İsmail hocam. Anlaşılan biraz bu transferler konusunda dertlisin. Diyorlar ki bu transferler konusunda sanırım dertlisiniz. Ben aslında duyuyorum. Ama ben bunun için para alıyorum. Biraz dertliyim. Şöyle diyeyim, normalde futbol takımı olaraktan sahada bir futbolcu sakatlandığında sahaya sağlık görevlisi girer ya, hazırlık maçında onunla birlikte imam da girer. Sağının hemen yanında sedyenin yanına iliştirilmiş tabut gördüm ben ya. Ya bu ne de Allah'ınızı severseniz ya. Sen de abartma hoca. Aman aman bir dakika. Benim. Ha. Hoca sen şunu bil ki biz başkanımız için burada çarpışacağız. Bizim kalbimiz takımın renkleri için atıyor. Burası çok kötü. Emice, çok kötü. Senin kalbin atsın o bize yeter ya. Yetti artık hoca. Bana bak bana. Bizi gömdüğün gözümüzden kaçmıyor. Erkek sen gözümün içine bak da öyle konuş hoca. Sana söylüyorum İsmail hoca. Niye bakmıyorsun? Baksana. Tanıştırayım. Yeni kalecimiz. İbrahim emmi. Sağ olsun onun sayesinde bugün hazırlık maçında bir kalecinin futbol düzeni içerisinde ne kadar önemli bir mevki olduğunu hepimiz gördük. Vallahi mi? Aslanım benim be ya. Kurtardı bu pozisyonları. Ya siz bunun böyle göründüğüne bakmayın ha. Bunda ne numaralar var anlatamam size. Ben diyeyim 24 numara astırmat var bunun gözünde. 25 oldu. Ailece kutladık. Nice mutlu numaralar emiciğim. Maşallah ya. Ya İsmail Hoca. Allah aşkına ya, sen değil miydin? Ben üç büyükler gibi olmak istiyorum diye. He? Al sana üç tane büyük getirdim. Bunlardan daha büyüğü yok. Diyor ki, üç büyüğü getirdim buraya diyor kendisi. Duydum, duydum. Çok maşallah. Çok teşekkür ederim. Ya bu transferlerle sezon biter mi ya? Evet, diyor ki bu transferlerle sezon biter mi diyor. Duyuyoruz Mustafa. Ama hatırlatmak isterim, ben bunun için para alıyorum. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O senin beğenmediğin Bahadır var ya. O senin beğenmediğin Bahadır iki kere Şampiyonlar Ligi kurasına katıldı. Ama bundan sonra ancak haç kurasına katılır. Haç kurası. 65 yaş üstü ya bunlar. Öbür tarafı da biraz dış. Ya hadi devam ya. Ya hadi devam et efendim ya. Birgül, Birgül doğru diyor. Bak Birgül çok doğru diyor. Ya bu yaptığımız üç tane transferle bizim yaş ortalaması takımın 27'den 57'ye çıktı vallahi.
Allah Allah. E sen değil miydin? Sen değil miydin hoca? Gerekirse ben bu takım için ölecek, sahada ölecek adam istiyorum diye. Bu adamların her biri bu sahada bu takım için ölmeye aday birer nefer. Ya manyak mısınız? Ben onu mecazen dedim. Bu adamlar ölecek, üstümüze kalacak. Bunun vebali kime gidecek? Bak. Ben özür dilerim İsmail hocam. Buradan konuya girmek istiyorum. Şimdi hocam, bir aksilik var. Yani bu işte aydınlanmayan bir şey var. Sen bu Krasenko'yu niye transfer edemedin? Hele bir anlat bakayım. Sana ne lan? Sana ne? Ya Fikri bu kim ya? Durmadan beni sıkıştırıyor. Vallahi asabım bozuyor ya. Çirkin. Başkanım, hallediyorum ben. Bazen gerçekten çok utanıyorum ya. Yeter ya. Başkanım, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani İsmail Hoca da haksız sayılmaz. Yani sen takıma şöyle genç, yırtıcı bir oyuncu alsaydın, bir forvet alsaydın. Ha işte Bahadır. Tam bir ısıran forvet. Isıran mı? Ağzında diş yok lan. Neyi nasıl ısırsın Bahadır? Allah! Takma dişli forvet mi olur ya? Ya İsmail Hoca, sen de her şeyi abart... Olabilir. Ne var yani? Bu mu argümanın ha? Benim transferlerimi bu şekilde mi çürüteceksin sen? Ya bunların hepsi çürüdü, çürüdü. Allah'ını seversen ya. Ya futbolcular aralarda kenara su içmeye gelirler. Bu Bahadır Emice dilaltı hapı almaya geldi ya. Topu sürerken iki defa ne ettiğini unuttu. Gittik söyledik, ha ondan oraya gideceksin diye ya. Sen de amma abartıyorsun İsmail Hoca ya. Allah Allah. Kendisi son derece popüler hala reklam yıldızı ya. He, onu izledim. O çok güzel reklamıydı. Hangisi ya o? Bayram Şekeri reklamında oynuyordu. Bu torunu gelmeyen dede var ya. Çok çok güzel oynadı. Bütün Türkiye ağladık maşallah. Aman! Ha, bakma sen! Şş, aman! Senin yüzünden bu adam ölecek. Abartma sen de. Sen beni gör beni. Ben bir form tutayım. Bak nasıl sarkıyorum defansa doğru. Ya senin her yerin sarkmış zaten. De ne kadar sarkacaksın ki? Yapmayın ya. Bunları mı konuşacak burada ya? Yetti ulan! Bana bak! Gözümün içine bak! Böyle konuş! Hadi! Sıkıyor değil mi? Aşık sen baksana gözüne! Hadi! Sen baksam görecek. Emice ben buradayım. Ha! Sana diyorum ulan! Ha! Tamam tamam, ben bu işi çözdüm. Başkan efendi gitmiş Ukrayna'ya transfer yapacağım diye paraları yemiş. Nasıl yemiş? Bilemiyoruz tabii. Ondan sonra da Türkiye'ye dönünce bunları İsmail Hoca'ya kakalanmış. Bu kadar basit. Ya başkan, sen utanmıyor musun be? Fikri, şu butona bas la. Tamam, tamam. Sustum. Bir dakika ya. İsmail Hoca, ayıptır ya. Baksana ne güzel futbolcular bulmuş adam sana. Buldun da bunuyorsun ha. Ben buradan açık ve net bir şekilde başkana soruyorum. Lütfen her şey, herkes otursun, eğrisini doğrusunu görsün. Paraları aldım, Ukrayna'da çatır çatır yedim de bitsin gitsin bu işte. Ne diyorsun lan? Allah Allah! Ne diyorsun? Benim asabımı bozma ya! Ben burada başkanım, başkan, başkan! Anladın mı? Sen de sonuçta nihayetinde bir Mourinho değilsin yani! Bana hoca mı yok ya? Ne, sana mı hoca mı yok? E? Tamam lan! Ben de bu işi bırakıyorum. Al istediğin adamı getir takımın başına lan! Ben gidiyorum buradan. Allah Allah! Gitti ya! Bu takımın başında kim olacak şimdi ya? Bilal Hoca, koş hocana! Bilal Hoca, Bilal Hoca, şampiyonluk getirir sana! Nasıl? Vallahi olur ha! Bu tavuk bile takımı daha iyi yönetir bu İsmail Dede. Balaş, Beşir. Beşir ne? Bundan sonra sensin hoca. Allah, çok mutluyum. O ne lan? Ben heyecandan yumurtladım ya. Akşam kırar yeriz. Evet sevgili seyirciler, acısıyla tatlısıyla bir programın daha sonuna geldik. Zemin kötü de haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. Tamam. Çocuklar.